Arkadaşlar merhabalar. Yepyeni bir köklü sayı videosuyla karşınızdayım. Sırada köklü ifadenin üstünün alınması, kök dışındaki bir sayının kök içine alınması var. İlkinde A'nın m'inci dereceden kökünün p'inci üssü verildiğinde bu p üssünü kökün içine sokarak önce üssünü alıp daha sonra kökü alabilirim. Aynı şekilde A çarpı B'nin M'inci dereceden kökü dediğinde arkadaşlar A'yı kökün içerisine almak istiyorsanız A üzeri M diye alırsınız ve B ile çarparsınız. Yani kökün derecesi neyse O dereceden üstüne alıp içindeki sayıyla çarpıyoruz. Şimdi ilk örneğim 16'nın kare kökünün kübü. Arkadaşlar burada ben ne yapabilirim? 16'nın kübünün kare kökü yapabilirim. Daha sonra ne yapabilirim? 2 üzeri 4'ün kübü yapabilirim. Yani arkadaşlar 2 üzeri 12'nin kare kökü olur. Biliyorsunuz 2 üzeri 12 üzeri 1 bölü kökün derecesi diye yazıyordum. Yani cevabım 2 üzeri 6. O halde 64 gelmiştir diyeceğim. Evet bir sonraki öncülüm. 4'ün 6. dereceden kökünün 3. kuvveti. Yine 3. kuvveti içeriye alırım arkadaşlar ve 4'ün kübünün 6. dereceden kökü diye yazarım. 4'ü ben 2'nin karesi diye yazdığımda 2'nin karesinin kübü 2 üzeri 6'nın 6. dereceden kökü kare ile kare kök gider 2 mutlakta çıkar ve cevabımı 2 olarak bulurum. Bir sonraki örnekte 3 çarpı 3'ün küp kökü. Burada arkadaşlar 3'ü içeriye almak istersem eğer 3 zaten vardı. 3'ü de 3'ün 3. kuvveti diye alabilirim. Ve 3'ün 4. kuvvetinin küp kökü. Bunu da dışarıya çıkarırsam 3 üzeri 4 bölü kökün derecesi yani 4 bölü 3 diye yazmış olurum arkadaşlarım. Evet 59. örneğim Küp kök 24. Küp kök 24'ü eşitini bulacağım. Yani içinden çıkarabildiğim kadar sayıyı kök dışına çıkartacağım. Nasıl yaparım arkadaşlar? Derim ki 8 çarpı 3'tür. 8 dediğim 2 diye çıkar. 3 küp kökte kalır. İkincisi 32'nin 4. dereceden kökü. 32'nin içinden 2 üzeri 4'ü yani 16'yı çıkarırım. O halde 2 diye çıkar. 4. dereceden kök içinde 2 kalır. 3. 3 üzeri 10 biliyorsunuz ki arkadaşlar 3'ün karesinin 5. kuvveti çarpı 8'dir ve 3'ün karesi diye çıkartırım. Ancak 8 5. dereceden kök içinde kalır. Düzenlediğimde 9 5. dereceden kök 8 olmuş olur arkadaşlarım. Evet, bir diğer sorum Birinci öncülüm 3 üç çarpı 3. dereceden kök 2. Bunu arkadaşlar kök dışındaki sayıları kök içine alınız demiş. Birinci de kök içine almak için 2 zaten vardı. 3'ü içeri almak istiyorsan kökün derecesi kadar üstüne alıyordun. O halde arkadaşlar küp kök 54 gelmiş oldu. İkincisi 3'ü içeriye alacağım. Birinci 3 zaten vardı. 3'ü eminci dereceden köke sokmak istiyorsam 3 üzeri m yazarım. Tabanlar aynıysa üstü sayılarda çarpma varsa üstler toplanırdı. m artı birinci kuvvetinin eminci dereceden kökü olur. Ve son olarak üçüncüyü yapalım eninci dereceden kök a kare vardı. A'yı eninci dereceden köke sokarsam a üzeri n. Eninci dereceden kök a üzeri n artı 2 olmuş oldu arkadaşlar. Kök içine alınmış hali. Evet diğer soruda a'yı küp kök içerisinde 3, b'yi dördüncü dereceden kök içerisinde 5 yazmış. Bana sorduğu a üzeri 6 çarpı b üzeri 8. Şimdi arkadaşlar ben a üzeri 6 için 3. dereceden kök 3'ün 6. kuvveti ve B içinde 4. dereceden kök 5'in 8. kuvveti diye yazıyorum. Bunu 3 üzeri 1 bölü 3 diye yazıp üstüne 6 yazarım. Burayı 5 üzeri 1 bölü 4 diye yazıp 8. kuvvetini alırım. Üstün üstü çarpılacağından 3 üzeri 2, üstün üstü çarpılacağından 5 üzeri 2, 9 çarpı 25'ten benden istediği sonuç 225 gelecektir arkadaşlarım. Evet bir diğer örneğim 62. örnek. Eninci dereceden kök 6 üzeri n eksi 3 üzeri n bölü 2 üzeri n eksi 1 eşittir kök x. Şimdi arkadaşlar ben bir yukarıyı düzenleyeyim. Şimdi onu düzenlersem 6 üzeri n'e 3 üzeri n çarpı 2 üzeri n eksi 3 üzeri n yazarım. Payda da zaten 2 üzeri n eksi 1 Hazır. Şimdi n 3 üzeri n parantezinde 2 üzeri n eksi 1 bölü 2 üzeri n eksi 1 eşittir kök x gelir. 2 üzeri n eksi 1'leri sadeleştirdiğimde 3 üzeri n'in 1 bölü n'inci kuvveti şeklinde kökü yazarım. O halde üstün üstü çarpılır 3 eşittir kök x gelir. Her tarafın karesini alırsam x değerim arkadaşlar Kareyle kare ile kare gittiğinde 9 gelmiş olur diyorum. Evet bir sonraki örneğim arkadaşlar karekök içerisinde 3 üzeri 2x artı 5 eşittir 3 üzeri 5. Şimdi burada gördüğünüz gibi karekök var. O halde benim üssün üssü şimdi şöyle 2x artı 5. üssünü yazarım. Bir de karekök 1 bölü 2 yazarım. Eşittir 3 üzeri 5 olur. Üssün üssü çarpılır. Çarpalım. 2x artı 5 bölü 2 eşittir 3 üzeri 5 olur. Tabanlar aynı. Arada eşitlik var. Bu durumda üstlerin eşit olmaktan başka şansı yoktur. O halde 2x artı 5 ona eşittir. 2x de 5'e eşittir. Zaten bana sorduğu 2x kaçtır diyordu arkadaşlar. Cevabımız 5'tir diyoruz. Evet bir sonraki örneğim. X değerim 5. dereceden kök 3 ve Y değerim 2 çarpı 3. dereceden kök 2 olduğuna göre X üzeri 10 çarpı Y küp kaçtır? Şimdi arkadaşlar öncelikle X'i üstü sayı şeklinde yazarsam 3 üzeri 1 bölü 5 diye yazarım. X üzeri 10 ise 3 üzeri 1 bölü 5'in 10. kuvveti olur. Üstün üstü çarpılacağı için 10 bölü 5 yani 3'ün karesi yani x üzeri 10 dediğim şey 9 geldi. Benden istediği ikinci kısım y'nin kübü. O halde ben y'yi 2 çarpı 2 üzeri 1 bölü 3 diye yazarım. Burada 1 var biliyorsunuz. Tabanlar aynıysa çarpma işleminde üstler toplanır. 1 artı 1 bölü 3. Yani 2 üzeri 4 bölü 3. Y küp sorduğu için arkadaşlar bu ifadenin kübünü alırım. Üssün üssü çarpılacağından 2 üzeri 4 kalır. Bu da 16'dır. İkisinin toplamını sorduğundan 9 artı 16 cevabımızı 25 bulmuş oluyoruz arkadaşlarım. Şimdi bir sonraki konum kök kuvvetinin sadeleştirilmesi ve genişletilmesi. K pozitif tam sayı olmak üzere. A üzeri e n'in eminci dereceden kökünü verdiğinde eğer kökün derecesini genişletmek istiyorsanız kökün derecesini k ile çarparken içindeki üstü sanında da üstünü k ile çarparsanız eşitlik bozulmaz. İşinize geliyorsa bu şekilde düzenleyebilirsiniz bir sonraki m'inci dereceden kök a üzeri m. Eğer ki ben sadeleştirmek istiyorsam, eğer kökün derecesini k'ya bölerseniz, kökün içindeki üstü sayının da üssünü k'ya bölersiniz ve eşitlersiniz. Soru kolay çözülüyorsa yine bunu da uygulayabiliriz. Şimdi soruya örnek. Ne demiş? Bunları sadeleştiriniz demiş derecelerine. Şimdi ne yazabilirim arkadaşlar? Ben 27'ye 3'ün kübü bunu da 12 diye yazabilirim. Her birini 3'e böldüğünüzde arkadaşlar burası 4 bu da 3 kalacak. O zaman sadeleştirilmiş ifadesi budur. Aynı şekilde ben 4 2 üzeri 6 diye yazdığımda 2 üzeri 6 da yani 6 da 4 de 2'ye bölündüğünden ikisini de 2'ye bölerim. Karekök 2 üzeri 3 kalır. Yani karekök 8 gelmiş oldu arkadaşlar. Bir sonraki ben 9 ve 5'in kübü diye yazarım. İkisi de 3'e bölündüğü için küp kök kalır. Bu da 5 kalır arkadaşlar. Düzenlenmiş, sadeleşmiş halleri bunlardır. Evet, bir sonraki örneğim. A kök 2'ye eşitmiş. B değeriniz küp kök 3'müş. C değeriniz 4. dereceden 4'müş. Sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Şimdi arkadaşlar, sizin köklerinizin dereceleri farklı. Birisinin ki 2, birisinin ki 3, birisinin ki 4. Peki siz bu 2 3 4'ü ortak bir kök haline getirebilir misiniz? Elbette ki. Biz burada ortak katları 12 olduğu için A sayısını 2 idi ya burası 6 ile çarpıp 2 üzeri 6 yazarsak 12. dereceden kök 64 yazabiliriz. Aynı şekilde B'yi küp köktü 4 ile çarpıp bunun da 4. kuvvetini alıp 12. dereceden kök 81 yazabiliriz. Aynı şekilde C'yi 4. dereceden kök 4 bunu 3 ile çarpıp bunun 3. kuvvetini alabiliriz. Dolayısıyla 12. dereceden kök 64 olur. Küçükten büyüğe sıralayınız diyor. Köklerimizin dereceleri aynıdır. O halde arkadaşlar ben aynı olan içleri birbirine eşit ve büyük olanı da onlardan daha büyük şekilde A eşittir C küçüktür B şeklinde sıralayabilirim. Evet 67. örneğim. 2x'inci kökün derecesinden 81 küp kök 3 ise x nedir demiş. Ben bu durumda arkadaşlar sadeleştirebilirim. Nasıl sadeleştireceğim? Burada 2x bu da 3 üzeri 4 eşittir küp kök 3. Her tarafı bu kökleri 2'ye bölerseniz x'inci dereceden kök 3'ün karesi 3 küp kök. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 3'ün karesi var. O halde ben bunu karesi yaparsam, bunu da kareyle çarparsam yeni köküm ne olmuş oldu? 3'ün karesinin x'inci dereceden kökü, 3'ün karesinin 6'ıncı dereceden kökü. İçleri ve üstleri eşit olduğuna göre şu yukarıda yazdığımız köklerin dereceleri birbirine eşit olmak zorundadır. Ve x değerini de 6 bulmuş oluruz arkadaşlarım. Evet bir sonraki örneğim 68. örnek. Kök 2 eşittir. Kök 4A 256. Şimdi arkadaşlar ben kök 2 diye bunu da 2 üzeri 8 4A diye yazarsam ikisi de 4'e bölünürler. Ve 4'e böldüğümde arkadaşlar A olur 2 üzeri 2 olur. Sol taraftakinde sadece 2 var. O zaman ikinci üstünü alıp bunun kökü 2 idi biliyorsunuz. 1 de 2 ile çarparsam 4. dereceden kök 2'nin karesi. A'ncı dereceden kök 2'nin karesi. O halde içleri eşit olduğuna göre köklerin dereceleri eşit gelmek zorunda. A dediğiniz değer mecburen 4 gelecektir arkadaşlarım. Evet bir sonraki örneğim A kök 3 B küp kök 4, c 4. dereceden kök içerisinde 2. Sayılarının küçükten büyüye doğru sıralanışı. Şimdi arkadaşlar o halde ne yapacağım ben? Bunları aynı kök derecesine sokacağım. Birisininki 2, birisininki 3, birisininki 4 olduğundan hepsi 12'de birleşirler. İlk sayımı küp köktü biliyorsunuz kare köktü. Burası 2 idi. Bunu 6 ile çarparsam bu da 6 olur. Yani 12. dereceden kök 3 üzeri 6 geldi. İkincisi B. Küp kök 4. O zaman bunu 4 ile çarparsam bu da 4 üzeri alınır. Ve 12. dereceden kök 4 üzeri 4. C. 4. 4 ve 2 idi. 3 ile çarpıyorum kökün derecesini 3'ün üstüne alıyorum. O halde arkadaşlar 12. dereceden kök ve içerisi de 8 geldi. Şimdi bakarsanız küçükten büyüğe diyor. 8 en küçük olan C bir kere hepsinden en küçük. 3 üzeri 6 ve 4 üzeri 4'ten küçük olana bakalım. 3 üzeri 6 dediğiniz arkadaşlar. Şimdi 3'ün birinci kuvveti 3. Sonra 9, 27, 81, 243 ve 729'dur. 4 üzeri 4 dediğiniz 4'ün birinci kuvveti 4, 16, 64 ve 256'dır. Dolayısıyla 4 üzeri 4 daha küçük, C küçüktür, B küçüktür, A şeklinde sıralanışını bulmuş olduk arkadaşlarım. Evet köklü sayılarda bir sonraki örneğim. X'ime 2 üzeri eksi 1 bölü 2 vermiş. Y'yi 3 üzeri eksi 1 bölü 3 vermiş. Z'yi 5 üzeri eksi 1 bölü 4 vermiş. Şimdi bunlar arkadaşlar hepsinin ortak üstünü de alabilirsiniz. Köklü sayıya da çevirebilirsiniz. Şimdi biz üstünü alarak yapalım bu soruda da farklılık olsun. Eksi 1 bölü 2, eksi 1 bölü 3, eksi 1 bölü 4. Ben bunların 12. kuvvetini alırsam hepsinin... Üssünün bölülü kısmından kurtulurum x üzeri 12 2 üzeri eksi 1 bölü 2'nin 12. kuvveti üssün üstü çarpıldı eksi 6 1 bölü 64 geldi arkadaşlar y üzeri 12 3 üzeri eksi 1 bölü 3 üzeri 12 3 üzeri eksi 4 1 bölü 81 z üzeri 12 5 üzeri eksi 1 bölü 4 üzeri 12 5 üzeri eksi 3 bu da 1 bölü 125. Şimdi buraya baktığınızda en küçük sayı hangisi? Nasıl düşünüyorduk rasyonel sayılarda? Bir büyüklüğünde bir pastan var. 64'e mi bölsen daha küçük dilim? 81'e mi bölsen daha küçük dilim? 125'e mi bölsen daha küçük dilim? Tabii ki 125'e. O halde sıralanışı z küçüktür, y küçüktür, x gelir arkadaşlarım. Evet bir sonraki örneğim 2x'inci kök derecesinde 64 eşittir küp kök 2. 3 kök derecesinde 9 eşittir kare kök 3. x çarpı y nedir? Şimdi arkadaşlar ben ilk için 64'ün 1 bölü 2 x'inci kuvveti yazarım. Burada da 2'nin 1 bölü 3'üncü kuvvetini yazarım. 64 dediğim şey 2 üzeri 6 o zaman üstün üstü çarpılır. 2 üzeri 1 bölü 3. 2 üzeri sadeleştirirsem 3 bölü x eşittir. 2 üzeri 1 bölü 3. Tabanlar aynı arada eşitlik varsa üstler birbirine eşit olurlar. Yani 3 bölü x eşittir 1 bölü 3. x değerimi 9 buldum. Hemen alttakini kullanayım. 9 üzeri 1 bölü 3 y eşittir. 3 üzeri 1 bölü 2. 9'u 3'ün karesi diye yazarız. 1 bölü 3 yayıncı kuvveti 3 üzeri 1 bölü 2 üstün üstü çarpılır 3 üzeri 2 bölü 3 y eşittir 3 üzeri 1 bölü 2 tabanlar aynıysa üstler birbirine eşitlenir 2 bölü 3 y 1 bölü 2 y eşit 3 y 4'e eşit y de 4 bölü 3'e eşittir arkadaşlar x'i buldum y'yi buldum bu durumda bana sadece çarpmak kaldı 9 çarpı 4 bölü 3'ten arkadaşlar 3 çarpı 4'ten benden istediği cevap 12 gelmiş olur. Evet arkadaşlarım şimdi sıra geldi. Gerçel sayıların rasyonel kuvvetiyle yapılan işlemlere. Şimdi toplama çıkarma işlemi. Kök kuvveti ve kök içindeki sayılar aynı olan köklü ifadeler toplanır veya çıkarılabilir. Şimdi burada bakın a'nın m'inci dereceden kökü, a'nın m'inci dereceden kökü, a'nın m'inci dereceden kökü. Bunun parantezinde katsayısı x yazdık, kat sayısı y yazdık, katsayısı eksi z yazdık. Şimdi örneğimize hemen bakalım. Demiş ki arkadaşlar 16'nın küp kökü artı 54'ün küp kökünün toplamı. Şimdi ben bu durumda ne yapacağım arkadaşlar? Bunların küp kökten çıkabilen kısımlarını çıkartacağım. 16 8 çarpı 2 olduğundan 8 2 diye küp kök 2 kaldı. 54 arkadaşlar nedir küp kökten çıkabilecek kısmı? 27 çarpı 2 27 3 diye 2 kaldı. 2 tane 3 tane daha 5 tane küp kök 2 benim aradığım cevap oldu arkadaşlarım. Evet bununla ilgili bir sonraki örneğim 0,09'un kare kökü artı 0,064'ün küp kökü artı 0,0081'in dördüncü dereceden kökü. Şimdi bu 0,09'u rasyonel sayı şeklinde yazayım. 9 bölü 100 olsun. Bunu arkadaşlar rasyonel sayı şeklinde yazayım. 64 bölü virgülden sonra 3 tane sayı olduğundan 1000 artı 4. dereceden kök 81 bölü virgülden sonra 4 tane sayı olduğundan 4 tane sıfır koydum. Şimdi arkadaşlar bakman gereken bunları 3 bölü 10'un karesi kare ile kare kök gitsin diye. Burayı 4 bölü 10'un kübü çünkü küple küp kök gitsin diye. Burayı da arkadaşlar 3 bölü 10'un 4. kuvveti şeklinde yapmak. Kare ile kare kök gitti mutlak 3 bölü 10 Küple küp kök gitti. Aynen çıktı. 4 ile 4. dereceden kök gitti. Mutlakta çıktı. 3 bölü 10 artı 4 bölü 10 artı 3 bölü 10 eşittir. 10 bölü 10 yani bir değerini bulmuş olduk arkadaşlar. Evet bir sonraki örneğim 9. dereceden kök -27 artı 6. dereceden kök 9. İşleminin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar ben -27'ye -3'ün kübü diye yazabilirim. Ve 9'u da 3'ün karesi diye yazabilirim. Ne yaparız arkadaşlar? Bunların ikisini de 3'e bölerek sadeleştiririz. Yani ne olmuş olur? Küp kök -3 Artı ikisini de ikiye bölerim. Küp kök 3. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu eksiyi dışarıya atarsam eğer birbirinin eksilisi olan ifadeler toplandığında cevabımız 0 gelecekti diyoruz. Evet bir sonraki örneğim 75. örnek küp kök 24 artı küp kök 81. Şimdi ben burada ortak alan kökleri bulmak için sadeleştirme işlemimi yapayım. 24 dediğiniz sayı 8 çarpı 3, 8 2 diye çıkar, küp kök 3 kaldı. 81 sayısı 27 çarpı 3, 27 3 diye çıktı, küp kök 3 kaldı. Küp kök 3 parantezinde 2 artı 3 dersek arkadaşlar cevabımız 5 tane küp kök 3 gelmiş olur. Evet bir sonraki örneğim 76. örnek. 2 çarpı 3 üzeri n'in n'inci dereceden kökü eksi 2 üzeri n artı 1'in n'inci dereceden kökü. Şimdi bu durumda arkadaşlar ben ne yapacağım? 2 üzeri çıkabilecekleri çıkartacağım. 3 üzeri n n'inci dereceden kök 3 çıktı. Fakat 2 kaldı. Eksi bu ifadeyi de ben 2 üzeri n çarpı 2 diye yazarsam arkadaşlar ne olmuş olur? Sağ tarafta 2 üzeri n n'inci dereceden kök gider ve 2 n'inci dereceden kök kalır. 3 taneden 2 tane çıkarırsanız 3 eksi 2 parantezinde n'inci dereceden kök 2 1 çarpı n'inci dereceden kök 2 cevap n'inci dereceden kök 2 gelmiş olur diyoruz. Bir sonraki örneğim arkadaşlar. Eminci dereceden kök 16 bölü 2 üzeri 4 eksen artı yine eminci dereceden kök 3 üzeri m artı 2 bölü 9. Şimdi ne yapacağım ben? Eminci dereceden kökü bir şekilde yok etmeliyim. O halde yukarıya 2 üzeri 4 diye yazıp 2 üzeri 4 eksen eminci dereceden kök. Aşağıyı da 3 üzeri m artı 2 bölü 3 üzeri 2 diye yazdığımda Tabanlar aynıysa üstler birbirinden çıkarılır. Eksi 4 artı m. Aynı şekilde 3 için de geçerli arkadaşlarım. M artı 2 eksi 2. Gördüğünüz üzere eksi 4 artı 4 eksi 2 artı 2 gitti ve eminci dereceden kök 2 üzeri m artı eminci dereceden kök 3 üzeri m geldi. Gitti gitti. Mutlak 2 veya mutlak 3 diye çıksa bile pozitif. O yüzden 2 artı 3'ten arkadaşlar Sorumuzun cevabı 5 gelmiş oldu. Evet bu videomuzun son örneği arkadaşlar. 78. örnek. Şimdi burada demiş ki 5. dereceden kök içeride de 5 tane 5 üzeri 4'ün toplamı. Ben bunu düzenlemek istersem 5, 5 çarpı 5 üzeri 4 diye yazarım. Burayı düzenlemek istersem 2 tane 2 üzeri 9 diye yazarım. Şimdi tabanlar aynıysa üstü sayılarda çarpma işleminde üstler toplanır. 5 üzeri 5. Aynı şekilde yine üstleri toplarım. 2 üzeri 10. 5 ile 5 gitti. 5 diye çıktı. 10 ile 10 gitti. Mutlak 2 diye çıktı. 5 artı 2'den benden istediği cevap 7'dir arkadaşlar. Bir sonraki videomda çarpma bölme işlemiyle devam edeceğim. Şimdilik kendinize dikkat edin. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve önermeyi unutmayın arkadaşlar.